Evet. Nerede bizim arkadaş? Anlat bakalım. Burayı bildirmek lazım. Nasıl? Yapacaklar işte, şimdi açıklayacak bak. Tuzunamız buradaki yapmamızdaki en büyük amaç tabii ki Çankırı'da, dünyada ve Türkiye'de bilinen Çankırı'mızı bir tuzla bilinir. Bu Çankırı'mızı en iyi şekilde öncelikle tanıtma, bir nebze olsun katkı sağlamak. Daha sonra burada bizim İstanbul'dan yaklaşık 500 kilometre bir mesafeyle buraya geliyorlar. Burada bizim tesisimizde bir nebze olsun, tesisimizdeki misafirlerimize daha iyi bir yorgunluğu atıcı bir özelliğe sahip. Astım, bronşit, nefes darlığı, uykusuzluk, yorgunluğu atıcı bir özelliğe sahip olması neticesiyle çok ciddi manada sağlığa katkı sağlayan bir özelliğe sahip olması. Burada daha çok tesisimizde marka bilinirliğini, işte marka farkındalığını tanıtma özelliğine sahip olması neticesinde böyle bir yola başvurduk. Daha çok tesis Çankırı'mızı tanıtmaya yönelik bir amaca hizmet için buradayız. Tuzları mağaradan getirdik. Tuzlarımızı Çankırı'mızın Türkiye'nin en büyük tuz rezervine sahip tuz mağarasından aldık. Çankırı'daki tuz mağarasından aldık. Yaklaşık 7 ton, 6,5-7 ton doğal bir tuz kullandık. Burada. İkisinde? Evet, ikisinde yaklaşık 6,5-7 ton bir tuz kullandık. Yine astım ve bronşit hastaları başta olmak üzere birçok hastalığa fayda sağlayan, cilt rahatsızlıklarına fayda sağlayan, sigara içicilerine fayda sağlayan, birçok şeye, birçok hastalığa fayda sağlayan bir özelliğe sahip bir odamız. Tuz terapisi, tuz jeneratörleriyle esas seans yapıyoruz. Yani sadece bu doğal tuzların haricinde dışarıda gördüğümüz tuz jeneratörleri var. Bu tuz jeneratörleri medikal tuz dediğimiz tuzlarla yaklaşık 40 dakikalık seansları. Tuz 40 dakikalık seanslarımızla. Gördüler mi orayı? Şu kapının arkasında. Oradan tuz püskürtüyor. Medikal, yani doğal tuzun. Medikal kaya tuzu. Evet, doğal tuzun daha üstünde medikal, yani sağlığa ciddi manada fayda sağlayan medikal tuz püskürtüyor. Bu esas astım ve bronşit, cilt rahatsızlıkları, uykusuzluk, daha çok baş ağrısı gibi hastalıklara birebir fayda sağlıyor. Şimdi bu odamız. Tanıtmak için ne düşünüyorsunuz? Ayrıca yol güzel. Şimdi bu tuz odamızı tanıtmak için yaklaşık bütün tanıtım materyallerinden faydalanacağız. Projemiz yaklaşık 17 sayfalık bir projeyi tamamladık. Yol yaklaşım tabelaları, 8 adet yol yaklaşım tabelası. Bu tesisimizin önüne güzel bir totem. Ulusal ve yerel gazetelerde bu tuz odamızı ve Çankırı'mızı tanıtan basın bildirileri hazırlayacağız. 17 sayfalık broşür. Aynı zamanda 8 tane yol yaklaşım tabelası ve bir totem. Kastamonu, Çankırı, Tosya, Çerkeş gibi yerel gazetelerde bir basın bildirisi, basın haber metni şeklinde Samsun, Sinop, şimdi Samsun'dan İzmit'e gelen olduğu gibi tuz odasını Samsun'dan buraya da inşallah tuz odası için hem Çankırı için hem bura için bir misafirlerimizi ağırlayacağız. İnternet reklamcılığında bir çalışmamız olacak. Onu da yapacağız tabii. Birçok reklam materyallerinin neredeyse tamamını kullanacağız. Evet. Bu Ilgaz için hayırlı olsun. Kaymakam Bey'i bu fikri desteklediği için tebrik ediyorum. İş adamımızı tebrik ediyorum. Bundan birkaç ay evvel size açıklamıştım. İşte gerçekleşti. Bunun gibi birkaç şey daha inşallah Çankırı merkezde de olmak üzere bir projemiz daha var. Şimdi sanıyorum 25-30 bin lira civarında para harcandı buraya. Evet efendim, öyle bir yatırım. Ama reklamlar hariç yani. Reklamlarımız hariç, inşallah bayramdan sonra da reklamlarımıza
hız vereceğiz. Tanıtımımıza hız vereceğiz. Gelince giren oluyor mu hiç? Gelince hem giren oluyor. Şimdi zaten tanıtım amaçlı tamamıyla bedelsiz gibi bir durum yaptık. Çok soran oluyor, çok ilgi gösteren oluyor. İlk defa görenler var. İnşallah daha iyisini bekliyoruz. Yani ben bunun çok dikkat ve ilgi çekeceği kanaatindeyim. Çünkü böyle mola yerlerinde insanlar yemek yedikten sonra işte biraz da vakit geçirecek yer arıyor bu yarım saat içinde. Bunun 15 dakikasını, 20 dakikasını buraya verirler. Böylece hem tedavi hem rehabilitasyon hem diğer maksatlarla bu işi de öğrenmiş olurlar. İşte tanıtıma yönelik bir çaba bu da. İnşallah güzel olur. İyi dizayn edilmiş. Tebrik ediyorum. Ben daha evvel görmüştüm ama tekrar söyleyeyim. Bir de buraya tabii şöyle küçük bir sehpada kitaplar falan olursa okuyacak bir metal. Evet, broşür. Evet, onlar falan, onlar da insanlar ellerine alıp okurlar. Günlük gazetelerden mesela konabilir. Değil mi kardeşim? Ne algazı tanıtıcı? Sizin şey vardı. Umarım. Onlar kitapçılar. Dergiler. Şu iç kapısı hemen biraz daha şey yapılabilir değil mi? Kapının girişi.